İslam hukukunda tüzel kişiliğe itibar edilir mi? Günümüz ticari hukukunda belli şart ve vasıfları barındıran şirketler veya ticari kuruluşlar tüzel kişilik hüviyeti kazanmaktadırlar. Tüzel kişilik hüviyeti daha çok Anadolu'da yani İslami kültür olan Müslümanlar arasında türemiş olan bir şeyden öte Batıdan ülkemize gelmiş olan ve batının ticari hukuk uygulamasıdır. Batının kapitalist sisteminin diğer ticari argümanlarında olduğu gibi sömürgeye aldatmaya ve birilerini mağdur etmeye dayalı sistemlerden seçeneklerden biri de tüzel kişiliktir. Bunun sebebi yani bunun ee, dinen caiz olmamasının sebebi de bu bahsetmiş olduğumuz durumlardır. Zira tüzel kişilik demek veya tüzel kişiliği tanımak demek şirketin kendisinin alacağı, şirketin kendisinin borcu olması demektir. Ve dolayısıyla alacaklardan veya borçlardan muhatap olan şahıs veya bir birey söz konusu olmayıp şirketin kasasında veya şirketin mal varlığı ne kadarsa o kadar olacaktır. Bunun dışında yani şirketin malının ötesinde herhangi bir kişi Borç için veya herhangi bir yönetici şahıs borçlardan dolayı muhatap alınamamaktadır. Söz gelimi burada bir şirket varsa ve bu şirket tüzel kişiliğe kavuşmuş ise e evet, tüzel kişiliğe kavuştuktan sonra artık bu saatten sonraki şirketin kasasındaki veya şirketin kasası dışındaki şirketin bütün mal varlıkları şirket adına kayıtlıdır. Eğer bu şirket batacak olursa ve zarara uğrayacak olursa bu durumda bütün alacaklar şirketin kasasındaki veya şirketin mal varlığı ne kadarsa bu kadarını talep ederler. Halbuki birçok işlemde olduğu gibi şirketin mal varlığı şirketin borçlarını karşılamamaktadır. Bu durumda günümüz ticari hukukuna göre, batıdan gelen bu hukuka göre alacaklar hiçbir şey talep edememektedirler. Bununla alakalı yani şirketlerin tüzel kişilik olup Tüzel kişilikte şirketi yöneten insanların hiçbir şekilde sorumluluk üstlenmesinden dolayı içi boşaltılmış olan şirket şirketler veya içerisindeki mal varlıkları tüketilmiş olan şirketleri farklı de görmekteyiz. Yine aynı şekilde son dönemlerdeki konkordete işlemi de yine bununla alakalıdır. Yani konkordete siz şirketinizin iflasını verdiğiniz zaman da şirketten alacaklı olan vatandaşların hiçbir alacağını talep edememektedir. Halbuki şirketin asıl sahibinin veya şirket patronlarının bunun dışında kendilerinin arka planda şahıslarına ait çok ciddi mal varlıkları söz konusu. Ha, bununla alakalı mahkemesel süreç oluyordur ama vatandaşın çoğu mağdur olmaktadır. Şimdi bu şekildeki bir tüzel kişilik şeyi demiş olduğumuz gerekçeler dışında bir de İslam hukukunun temel prensiplerine aykırıdır. Zira İslam hukukunda Allah Resulü'nden rivayet edilen hadis-i şeriften dolayı ki Allah Resulü hadis-i şerifte el-haraç bir zaman yani nimet külfet dengesi ifadesinden dolayı bir kişi eğer bir şirkette sermayesi olup ondan bir kar elde ediyorsa ve o şirket artıda olduğu zaman ondan nemalanıyorsa ve bu şirketi yönetiyorsa bu şirketin zarar durumunda da o kişi aynı şekilde sermayesi oranında bundan sorumlu olacaktır. Şirketin malının kalması, şirketin parasının kalmaması durumu ilgilendirmez. Ben yönetiyorsam vatandaş gelip benden talep edebilecektir. Tüzel kişilik uygulaması bu yönü itibarıyla İslam hukukunun bu el elharac biz elharac bi zaman yani siz eğer nimetten faydalanıyorsanız külfeti de üstleneceksiniz ilkesine birebir aykırıdır. Ve demin dediğimiz gibi bir takım suistimallere bu şekilde tüzel kişiliği tanımak kapı açıyordur. Bununla alakalı yani tüzel kişiliğin itibar edilip edilmemesiyle alakalı Günümüz kıymetli, kıymetli fakihlerinden Takiyüttün Osmani'nin Fıkhul Buyu isimli eserinde bunun bir takım yerlerde kabullenileceğine dair ve itibar edileceğine dair ibareler geçmektedir. Kanaatimizce Taki Osmani'nin ifadelerinde veya delil olarak getirmiş olduğu bu e, rivayetlerinde şu an günümüzdeki şekli ile tüzel kişiliğin kabul edilebileceğine dair açık bir beyan söz konusu değildir. Ne Taki Osmani'nin ifadesinde ne de Taki Osmani'nin delil olarak getirmiş olduğu ibarelerde, klasik metinlerimizde günümüzdeki ticari, günümüzdeki ticari hukuktaki tüzel kişiliğin birebir caiz olduğuna dair netice vermeyeceği kanaatindeyizdir. Zira Taki Osmani'nin şahsı manevi olabileceği ile alakalı yani bir takım kuruluşlarda şahsı manevi olabileceğine dair Taki Osman'ı 3 konudan bahsetmektedir. Birinci olarak Taki Osman'ı Vakfın mütevelli heyeti, mütevelli heyetinden, ikinci olarak mescitlere atılmış olan kayyumlardan, üçüncü olarak da Beytül Mal'de Beytül Mal'in belli, belli belli gruplarının veya belli havuzlarının birbirleri arasında e, borç talep edip etmemesi e, rivayetini almaktadır. Taki Osman'in rivayet etmiş olduğu bu meselelerin birincisinde. Yani İmam Seraksi'den rivayet etmiş olduğu Beytül Mal'in farklı farklı havuzları. Yani bir havuzda diyelim Beytülmal haraçları topluyor. Bu havuzda Beytülmal e, zekatları topluyor. İhtiyaç olduğu zamanda vergilerin toplanmış olduğu, haraçların toplanmış olduğu bu yeri diyelim ihtiyaç olması durumda sadakaların parasının toplanmış olduğu havuzdan buraya borç verilebileceğinden bahseder. Ve Taki Osmani bunu netice itibarıyla bunların aslında bir zimmet bir insan olmamasına rağmen borç alıp verebiliyor, verebilmesinin manevi bir şahsiyet olacağını delil olarak zikreder. Bakın burada nasıl ee, haraç havuzu sadaka havuzundan borç alabiliyorsa aynı şekilde burada bir zimmet takdir ediliyor demektir. Bundan dolayı manevi şahsiyet olur der Taki Osmani. Tabi kendisi mutlak olarak tüzel kişiliğe e, cevaz vermez ama manevi şahsiyet olabileceğini vehmettirir. Bu ifade kanaatimizce Taki Osmani'nin veya Taki Osmani'nin ibarelerini kaynak gösterip de tüzel kişiliğin olduğunu söyleyenlere delil olmayacaktır. Zira aynı İmam Seraksi az ilerisinde Haraç arazisindeki toplanan havuzdan eğer sadaka arazisine veya tam tersi sadaka arazisinden Haraç arazisine bir borç talep edilecek olursa bu durumda da Bunların her ikisinden masrif olarak yani haraç gitti, sadaka arazisine borç verdi ama orada fakirler olduğundan dolayı bunun zaten fakirler masrifiydi. Bu yönü itibarıyla masrif olması cihetiyle bu verilen parada borç olmayacağını çünkü masrife ulaştığını söyle söylemektedir. İşte bu şekilde yani bunun bir borç olmayacağını ifade et, e, bunun bir borç olmayacağını söylemesi burada hakiki bir zimmet olmadığını bize göstermektedir. Eğer hakiki bir borç olacak olsaydı her halükarda bu işlem bir borç olarak kalması gerekirdi. İkinci olarak Taki manevi şahsiyet olabileceğine dair fıkıhtaki geridirmiş olduğu delil vakıflardaki mütevelli heyeti ve mescitlerdeki kayyumlardır. Bu iki misal olduğu, iki konudaki getirmiş olduğu misalde kanaatimizce tüzel kişilik uygulamasına delil olmayacaktır. Çünkü bu iki e, ibarede İbn Abidin gibi e, kaynaklardan rivayet etmiş olduğu bu iki kaynaktaki ibarelere de biz baktığımız zaman da İbn Abidin açıkça şunu demektedir. Burada zaruret varsa bunlar borç alır veya ticari faaliyet yapar. Yoksa zaruret yoksa Vakfı mütevelli heyeti borç alamaz. Vakfı mütevelli heyeti mal satamaz. Vakfı mütevelli heyeti bir ticari faaliyette bulunamaz. Zaruret durumunda bu caizdir demektedir. Şimdi İbn Abidin'in zaruretle alakalandırmış olduğu bu ve zorunlu olarak takdir etmiş olduğu bu zimmet ifadesini tabiri caizse varmış gibi demiş olduğu bu ee, zimmet ifadesini tutup bugün günümüzdeki tüzel kişilik ifadesine birebir tatbik etmek kanaatimizce yanlıştır. Çünkü İbn Abidin'in ifadesinde açıkça zaruret olması şart koşulmuştur ve zaruret olmaması durumunda mütevelli heyetinin böyle bir manevi şahsiyetin olamayacağını söylemektedir. İkinci olarak mevsuttan rivayet edilen Beytülmal'deki farklı farklı havuzların birbirineki para transferlerinde de yeri geldiği zaman bunun borç olamayacağını açıkça söylemiştir ve bu da bine bize hakiki bir zimmet olamayacağını göstermektedir. Şimdi rivayet olarak getirilen bu üç konuda da hakiki bir zimmet, her ihtimalde bir zimmet, her durumda bir birey gibi değerlendirilmediğini açıkça o ibarelerde bile görmekteyiz. Şimdi bu yönüyle. Bu şekilde ispatlama hususunda noksan veya mesele hususunda meseleyi birebir aydınlatmayan bu ibareleri alıp da tüzel kişiliğe kaynak olarak getirmek kanaatimizce doğru değildir. Zira bugün biz tüzel kişiliğe fetva verdiğimiz zamanda yani tüzel kişi kazanılan firmalar artık birer bağımsız firmadır dediğimiz zamanda söz gelimi benim şahsıma ait olan iki tane firmam olsa, yani bir tarafta inşaat firmam var bu tarafta bir turizm firmam var İnşaat firmamın herhangi bir nakit ihtiyacı olduğu zamanda, bugün günümüzdeki ticari hukuktan dolayı, siz kendi şirketleriniz arasında da borç alacak olsanız, hatta şirket ortakları borç alacak olsa reel faiz işletmek zorundadır. Yani bu kuruma siz faiz vereceksiniz, bir de vergi vereceksiniz o meselemizin dışında. Şimdi ben burada diyelim inşaat firmama ihtiyaç olduğu zaman da bu turizm firmamdan ve otelcilik firmamdan buraya 100.000 TL verdiğim zaman da buraya ben otelcilik firmama, turizm firmama 150.000 TL olarak, 150 TL olarak geri ödeyeceğimdir. Şimdi burada siz eğer tutar da bu tüzel kişilikler birbirinden ayrı firmalardır. Bunlar artık birbirinden ayrı bağımsız firmalardır diyecek olursanız bu şekilde benim sağ cebimden sol cebime tara para transfer etmeme faiz demeniz gerekecektir. Zira burada söz gelimi buraya ihtiyaç olduğundan dolayı buradaki benim havuzumdan el buraya 100.000 TL geçince sadece cebimden sol cebime para geçti. Sonrasında buradaki havuzdan ben buraya 150 TL 50 TL faiz farkı da versem sonuç itibariyle buraya geçmeyecek olsaydı bu nakit bu inşaat firmamda kalacaktı. Burada bu para kalacaktı. Onun için benim bu her ne kadar ifademde veya bugün ticari hukukun dayatmasından dolayı faiz ibaresi geçse de Faiz ifadesi geçse de burada benim bu faiz işlemlerini yaptıktan sonra kendi şahsıma zimmetime ait olan mal varlığımdan 1 TL artış söz konusu olmayacaktır. Noksanlaşma da söz konusu olmayacaktır. Söz gelimi benim bu ticari faaliyetlerimi yaptığım zaman da bunları bu faiz işlemini yapmadan önce bütün mal varlığım toplandığı zaman 1 milyon ise... Ben buradan buraya faiz aktardığım zaman yine benim mal varlığım 1 milyondur. Burada malım hiçbir zaman 1 milyon 1 TL olmuyordur. Şimdi böyle bir işleme sırf burada faiz geçti diye iki kurum arasında halbuki iki kurumda %100 bana ait, başka kimseye ait değil. Sırf böyle e, ticari hukuk bunları faiz isimlendirdi diye ve bunlar birer tüzü tüzel kişilik diye bu işlemin faiz olarak değerlendirilmesi hata olacaktır. İkinci olarak aynısını devlet kurumları e, açısından değerlendirelim. Devlete ait olan iki tane tüzel kişilik e, kazanmış olan kurumunu düşünelim. Ve bunların her ikisi de %100 devlete ait olacak olursa. Devlet bunların ana hattı itibariyle maliki olduğundan dolayı bunların birbirleri arasındaki faiz işlemi veya faiz aldı verdi ifadesi sadece aynı bireyin faiz işleminden önce toplamı yani kasasındaki para neyse faiz sisteminden sonrakinde bir değişim olmaması cihetiyle aynı olacaktır. Yani bugün diyelim devletin %100 kendisine ait bir firması, %100 kendisine ait bir firmasına faizle para veriyor. Evet ifade her ne kadar faiz olarak geçse de bu işlem İslam hukukuna göre faiz olmayacaktır. Çünkü siz faizden önce bu şahsın veya devlet olsun şahısız mal varlığını toplayın 1 milyon. E faize zaten bu para buraya geçtiği zaman burada diyelim 50 lira fazla ödenecek. 50 lira fazla ödenmeseydi zaten burada kalacaktı. Ödendiği zaman buraya geçecekti. Bu yönüyle bir farklılık söz konusu olmayacaktır. Bununla alakalı yani faiz yapıldıktan sonra faizden sonra şahsın mal varlığının değişmeyeceğini ve dolayısıyla bunun faiz olmayacağına kaynağımız İmam Seraksi'nin mefsut isimli eseridir. İmam Seraksi mefsutta faiz babının sonunda şu ifadeyi kullanır. Bir yerde faiz olabilmesi için bedelin ikinci bir şahsa çıkması gerekir. Fazlalık olarak verilen bedelin ikinci bir şahsa çıkması gerekir. Bundan dolayı ikinci bir yabancı şahsa fazlalık olarak bir bedel verilmeyip sadece kişinin kendisi veya kendi gibi değerlendiren ki ticari faaliyetlerinde her ne kadar faiz ifadesi geçse de bunun faiz olmayacağını açıkça söylemektedir. Buna misal olarak kişinin kendisinin ticaret faaliyette bulunmak için e, izin vermiş olduğu kölesiyle ki arasındaki faiz işlemi veya müfavaza ve inan şirketi kurmuş olan iki ortağın şirket mallarından faiz işlemleri yapmalarını misal verir. Burada ben müfavaza ortağımla şirket malından Hissemiz oranında da olsa fark etmez. %50 %50 olmak zorundadır. Faiz işlemi yaptığım zaman herhangi bir gerekçede burada faizden sonra malımda bir artma eksilme durumu söz konusu olmadığından dolayı burada her ne kadar bir faiz ifadesi geçse de bunun faiz olmadığını açıkça İmam Seraksi söylemektedir. Bu hususta İmam Seraksi ve Muhitü Burhani'nin faiz babına müracaat edilmesini tavsiye ederiz. Bu ifadeler yani İmam Seraksi'nin bu ifadeleri her ne kadar faiz söylenilse de eğer şahıslar birbirinden bağımsız değil ise aynı şahıslar mülkiyetleri birbirinden ayrı değil bir fert bir birey olarak değerlendiriliyorsa bu durumda buna faiz denilmez ifadesi Bugünkü günümüzde tamamı bir şahsa ait olan iki kurum arasındaki faiz işlemlerinin veya tamamı devlete ait olan tüzel kişilik hüviyeti kazanmış olan iki kurum arasındaki işlemlerin her ne kadar faiz ibaresi geçse de faiz olmadığını bize açıkça göstermektedir. Bundan dolayı bugün biz tutarda Tüzel kişilik gibi itibari olan bir takım şeylere ve de günümüzdeki işte ticari hukuku, İslam hukuku da dayandırıp baskıyla birilerinin yaptığı gibi tüzel kişiliğe bir zimmet gibi, bir birey gibi e, hüküm verecek olursak fıkhen demin demiş olduğumuz mezhep kaynaklarına aykırı hareket etmiş oluruz. Hanefi mezhebine göre tüzel kişilik... İslam hukukunun temel prensiplerine temel kurallarına ayrıdır Zira her türlü nimetten faydalanıp yeri geldiği zaman sorumluluk vakti geldiği vakitte sadece şirket sermayesiyle sorumluluk. Ee, söz konusu oluyordur. Bunun dışında ise yani şirket sermayesi borçları karşılamadığı zamansa karşı tarafta alacaklının mağdur olmadığı gibi bir durumu söz konusudur. Ee, tüzel kişilik hiçbir zaman itibar edilmemelidir.